Her geçen gün sürücü adaylarını trafiğe kazandırmayı amaçlayan sürücü kursları, eğitimi kapsamlı hale getirmek ve böylece can kayıplarını minimuma indirmek istiyor. Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Ali Rıza Çiçek, "Eğitimsiz verilen bir sürücü belgesi bana cinayet gibi geliyor" dedi. Ben Kayseri Sürücü Kursları Dernek Başkanı Ali Rıza Çiçek, aynı zamanda da Meydanlar Sürücü Kursu sahibiyim. Yaklaşık olarak 40 yıldan beri sürücü kursu işletmecisiyim. Ülke genelinde 5000 tane sürücü kursu var. Şimdi bu 5000 tane sürücü kursu 1987'den bugünümüze kadar gelmiş. Bugün 2022 yılı, yaklaşık 35 yıllık bir zaman dilimi var. Dolayısıyla bir süre zarfında insanlar belli bir tecrübe ediniyor. Yani kolay değil. Ne demiş şairimiz, işte yaş 35 yarısı diyor yolun. O hesap, biz de yarısına gelmişiz. Tabii hepimiz de ülkemizi ve vatandaşlarımızı düşündüğümüz zaman ekonomik yönden de sıkıntılı bir ülkeyiz. Sonuçta ithalata dayalı bir ekonomide yapıya sahibiz. Bunları da düşündüğümüz zaman bizler sürücü kursu, kurs olayından çıkarmak istiyoruz bu işi. Gerçek bir şekilde bu işin eğitime dönüşmesini nasıl sağlayabiliriz'in düşüncesi içerisindeyiz. Tabii bizim yıllardan beri bu birikmiş tecrübemiz ister istemez bizi okullara itiyor. Şimdi okul dediğimizde, okul olunca şu anki eğitimle okulun arasındaki eğitim nasıl ayırabiliriz'i düşünürsek, şimdi ortalama biz 1,5-2 ay gibi bir zaman diliminde adayları yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu süreç zarfında da adaylarımız sınav hakkı elde ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından sınav yapıcılara yetki veriliyor. Sınav yapıcılar da bu şekilde sınav yapıyorlar. Dolayısıyla bu sistem ezbere dayalı bir sistem oluyor. Bizim dilediğimiz olay şu: okullaşırsak en azından herkes bulunduğu şehrin, hatta ve hatta ülke genelinde bütün şehirlerin haritasını çıkarabilirler, yol güzergahlarını görebilirler. Bu süreci biraz yeter ki uzatalım. Yani bir sürücü aşağı yukarı bir kursiyer 6 ay gibi bir eğitim görmeli gibi düşünüyoruz. Bunun 3 ayı teorik derslerden geçmesini, mesela trafiği her yönüyle bilmesini, o şehri tanımasını, hatta ve hatta dediğim gibi yani ülke genelindeki il ve ilçeleri dahi görmelerini derslerde, bunu anlatmamız gerekiyor. Alt geçitleri, üst geçitleri, köprüleri, ne bileyim kavşakları, döner kavşakları, adayların ve kursiyerlerin bunları öncelikle bilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz yıllardan beri kazalarda ilk yardım istatistiklere baktığınız zaman ilk yardımı bilinmediğinden dolayı sürücüler gerekli tam manasıyla yardım yapamadıklarından dolayı, bilgi eksikliğinden dolayı birçok vatandaşımız bu konuda ya engelli olabiliyor ya da vefat edebiliyor. Dolayısıyla bunu da önlemek adına en azından bu ilk yardım dersini de bir süreye ve zamana yayıp bunu okullar vasıtasıyla bunun eğitimini vermek daha düzgün olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca milli servet kullandığımız araçlarımız çoğu derslerde anlatılıyor. Bunun uygulaması olması gerektiğini düşünüyorum. Motor ve teknik bilgisi dersimiz. İşte en azından bir aday bir lastiği söküp takabilmeli diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra araç bilgilerini, motor kabudunu, evet şimdi var ama her şeyi bir ezbere dayanılmış bir mantıkla yapılıyor. Bu okullaştığı zaman 3 aylık bir süre zarfında mevcut güzergahımızda, şu anda mesela mevcut güzergahımızda sınav yapılıyor, ehliyet alınıyor. İşte ne yapıyoruz? 16 saat direksiyon dersi veriyoruz. Bana göre 16 saat bir ders yeterli geldiğini düşünmüyorum. O 16 saatlik ders süresi bana göre bir staj süresi gibi olmalı. Adayın yetiştiğine, ikna getirildiğinde şehir içi trafiğine girdirilip en azından bir 16 saat, 20 saatte şehir içerisinde eğitim verilmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer bu şekilde olabilirse zaten Cumhurbaşkanımızın da bu konuda trafik ve karayolları güvenliği ile ilgili bir genelgesi var. Türkiye şartlarında en az kazaların 2021'den 2030 tarihine kadar %50 oranı kadar indirilmesi gerektiği gibi bir genelgesi var. Eğer sürücü kursları bu anlamda kurs olmaktan çıkıp okul olma niteliğini taşırsa, ben buna inanıyorum ki 2021 ve 2030 tarihlerinde belki de kaza oranları minimine inecektir. %10'lara belki %5'lere inecektir. Yeter ki isteyelim. Dolayısıyla eğer okullaşırsak ben inanıyorum ki trafik kazaları ve ölümlü kazalarımız bir an evvel sonlandırılacaktır. Şimdi baktığınız zaman ölümlü kazalarda şehir dışında genellikle fazla oluyor. Araç geçişlerinde, kavşaklarda, tali yollardan çıkışlarda bu tür şeylerde istatistiklere baktığınız zaman bu tür şeyler de oluyor. İşte yol benim diyor, ışığa riayet etmiyor, trafik kurallarına uymuyor. Bazen yol hataları da var ama genelde bu yol hatalarını insan gidermek mecburiyetinde. Dikkatli davranmak zorunda. Bu yönden de okulun gerekliliğine inanıyoruz. Biz Türkiye Sürücü Kursları ve Federasyonu üyesiyiz. Orada da benim görevim var. Başkan yardımcısıyım. Dolayısıyla bunu bakanlığımıza da talep olarak bildirdik. Temmuz ayında da yeni yönetmenlikler çıkıyor. İster istemez işte biz talepte bulunuyoruz. Devletimiz de uygun görürse inşallah okullaşmaya doğru bu yolun sonu görünüyor gibi geliyor. Trafik kazaları muhakkak bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı ilgilendiriyor. Dolayısıyla eğitimsiz bir sürücü belgesi sanki böyle cinayet gibi gözüküyor bana. Dolayısıyla bunun bir altyapısı oluşturulmalı. Sadece kurs olarak değil, yanlış anlaşılmasın lütfen. Biz elimizden gelen özveriyi gösteriyoruz. 87'de sürücü kursları açılmış. Bugün 2022, 35 yıl olmuş. 5000 tane Türkiye genelinde sürücü kursu var. 35.000 çalışanımız var. Yaklaşık 35.000 ne yakın araç parkları var. Dolayısıyla trafik kazaları da direkt ülkeyi etkiliyor, ülke vatandaşını etkiliyor. Bizim burada amacımız sürücü kurslarının okul olarak sınıflandırılması, yetki verilmesi ve eğitimi de 6 ay kadar eğer uzarsa, şehir içerisinde de sınav yapılırsa daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Eğitim olmadığı müddetçe hiçbir şey olmuyor. Eğitime güvenmek lazım, ülke insanımıza güvenmemiz lazım.